Hoş amdım şu nefsimiz bilen kılgan cihatnin ki cihat ne üçün mesela en çok cihat de bataldı? Ne üçün deyse bu ait kıyım boğaç kandı. İnsan nefsi ile hakiki köreş kılanmışsa kan malını verip birip cihat kıldığan meydanın baranmaydı. Düşman bilen kıldığan uruş için mi ne mi lazım deyse başta nefsi ile köreş kılış lazım. Yani yüzünü yüzü baş kuralaydıgan, kontrol kılalaydıgan. Bu musa cihat meydanının bağını olmaydı. Bir insanın insan bulup yaşışı, Müslüman bulup yaşışı, şeriat boyunca yaşışı o deyse, en birinci tusalgın ne o deyse insanın bu havai heves, nefsi. Şunu için Kur'an-ı Kerim'de netçe ayette adette bu havai heves ki egiştin, şehvet ki egiştin çekilgen. Ne mi şu deyse, bu İnsanın nefsi yakış gördüğün işler. Bu havai heves, şehvet, muşolun hemimiz şu insanın nefsi yakış gördüğün, suyduğun iş. Her kandak insan bugün gündü mesela tabi halde yakış tabak işini yakış gördü. Şundan mı yapma? Obdan maşinin çıkışını yakış gördü. Hem de maşinin bozu deydi. Bir kutunu var, ikinci kutunu alsam deydi mesela. Yani kutunu mı kaldım, daha kutunu alsam deydi. Bu insanın ne mi için deyse küngel aşın tatlıdır. Hiç kandak insanın vay ben kutunu yakış görmeyim, malını yakış görmeyim, mesela. Rahat paragatını yakış görmeyim, maşinini yakış görmeyim, üyen buluşunu yakış görmeyim. De bir insan çok sağlam insan bunu diyemeydi. Hakiki, rast gep kıldığım bu olsa. Bunu diyemeydi. Ne için dese Allah Kur'an-ı Kerim'de وَتُحِبُّونَ الْمَالَ حُبَّنْ زُيِّنَ لَكُمْ زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ وَالْقَنَاطِيرِ الْمُقَنْطَرَةِ Yani nurgun ayette insanın ki muşunda mal dünyanın yakışkırdığallığı, ayallarını yakışkırdığallığı, ballarını yakışkırdığallığı, hatta Peygamberimiz hadiste eğer sılının bir oğlunun Uhud'da gidek altını oğan bosa elbette yani ikinci, üçüncüsü bosiyken de ümit kılıdı. De başına agahlandı oğan. Hatta bir hadiste İnsanın közünü ölge vakitte tup toşkuzudu diye. Tupulam. Tupulam toşkuzudu diye. Muşulunun hemimiz ne için deyse bu nefsi ile kıldığın küreşinin ne kadar kıyın hikayeliğini, ne kadar tes hikayeliğini bizi bildiriş. Bu nefsinin hatırdın çoğu her kandak insanın ki alahide dikkat kılışının ki küreşinin şu Kur'an-ı Kerim'de وَمَا اُبَرِّئُ نَفْسِي اِنَّ النَّفْسَ لَأَمَّارَةٌ بِسُّٰءٍ Yusuf Aleyhisselam'ın ki demesini sözleydi adam. Her kandak vakti çoğu deyse bu nefs insanının ayında havai hevesinin keyindim ben ışıka, şehvetinin keyindim ben ışıka buyuruydu. Mümin bunu kandak kıldı deyse onu tübbil tizden yuhtu yetiş mümkün emez. Peygamberimizde Allah Subhanehu ve Teala küçük vakti da periştini evetip elvetken, yuhtu etken. Hatta Peygamberimizin şeytinin Müslüman boğanıydı. Yani kalan insanların hemisi dediğin demek ki şeytan var. Hemisi de havai heves var. Hemisi de şehvet var. Şeriat bizim bunu kontrol kılışka. Bunu doğru yolu ile sarf kılıp işiltiş ki buyurdu. Mesela şeriat bizde hotunlu umumizlik şekli miydi? Hristiyalı dek mesela. Popla dek. Yani şeriatta hotunlu ilişki ruhsat kıldı. Yani halal. Allah subhanehu ve teala her kandak bir nefsimiz yakşı kürdüğün nesini doğru yol veren, halal yol veren iyi işin çoğu halal kıldı. Meyli kotun bozsun, meyli mal olsun. İnsan bay ulaşın şeriat çekilmeydi o. Belki bunun kızıktırdı, halal kesip kıldıydı. Adette Kur'an-ı Kerim'de net ayetinde bu halal kesipinin ne kadar muhimliği, hakladın, tilemçilik kılıçının ne kadar ilgi, eğip işkelliğini bayan kılıyor. Ne müşün deyse sen tırış demekçi. Sen tırış demekçi. Onda boğandın ki bu nefs şu Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem huffetil cennetu bil makarih ve huffetin naru bil şehavat. Cennet çoğu ise insanın tabiati, kalbi, nefsi yakış görmeydiğin, yaman gördüğün nesle olan korşaldı. Devzak çoğu ise insanın nefsi şehvet olan, yani insanın nefsi suyduğun, yakış gördüğün nesle olan devzak çoğu bizeldi dedi. Bunda diye mesela bugünkü de günde sadme, hakl, telefon bulan, onu olan, bunu olan hepilişip akşam kiç ruhlaydı çıkıdı. Etiyen de bomdatın vakti ruhuşun kupaş ters mi yak mı? Bu nefsi eğik ile mi yak mı? Nurgun insanı bu eğik ildi.
Nurgun vakitte sehvellik bilen nurgun insanlar, nurgun Müslümanlar şunda yakşı edemler mi? Bumdatında vakti okuyamaydıgan ehvallar 101 do. Ne mi şun deyse bu nefske kıyım boğallık için. Kıyım kaya geldik için. Onun da başka meyli pul tepişti olsun, meyli hayatta olsun. Nurgun işitin çoğu, elik şeriat çekiligen boyunca yaşayman deyse bir insan, şukum nefsini destep durup yaşaş gerekendi. Ay nefsi başlığa yiyage, havai heves, konul tatka yiyage, bağmay, nefsini kontrol kılıp durup çoğu yaşsa, andın şeriat boyunca yaşayalaydı. Eğer havai hevesine, konul halıganga, koyuyduran bozsa, çukun bu insan ezip gitir. Şunun için, aşu düşman bilen küreş kılış için mi? Yüzünün kendini, melini biriş için mi? Bir insanın ki, cennet gibi olan muhabbeti, hakiki assa, Allah'ın razılığı olan muhabbeti, razılığı erişki olan yüzünün imanı, acayip kuşluk bozsa, men mevad ölsem, çokum cennet kirmen digenge işencisi bolsa, andın terdim kıygın olduğun can ne? O mal ne? Eğer o bombamız çoğu ise, insanın özünün mal dünyasını yakış görse, dünyasını yakış görse, rahat barakatını yakış görse, hatır cemlikini yakış görse, o düşman bile uğraşış mümkün edemez. Düşman bile uğraşış için mi nefse bile köreş kılış lazım? Hayatta şeriat boyunca yaşayış için mi nefse bile köreş kılış lazım? Onun da başka yol yok andı. Bunun da başka yol yok bu işinin ki. Şunun için Nurgun alimlerimiz nefsi ile küreş kılış, düşman bile küreş kılgın çoğun digerlik. Yani o düşman bile küreş kılmışsın buldu. Bir insan hayatı nefsi ile küreş kılıp ütep kesip burudu digen yapamaz. Bazı aşını hata düşündük Allah'a. Hı hı. Nefsi ile cihat kılış en büyük cihat değilse. Hatta bu sözüme cihattan kayıtıp girip deydi o. He. Bu söz ne? Hata düşündüğün o, bunda deyip cihat kılmay. Bunda, yani mavu hata düşünce. Bu sözünün menis ne modiyse, sen ağaç düşman bildiğin, düşman bilen kıldığın cihat üçün mü, nefsi ölen köreş kılış lazım başta. Nefsini kontrol kılıp, havai hevesini kontrol kıygan din kiyin, andın düşman bilen köreş kıldığın meydana bağın oldu. Bombası şu, bağının bombaydı. Bağının bombaydı. Şunun için, Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem, emmimizin malum boğandık, ayında cihattan kayıtıp bunu digen, Kur'an-ı Kerim'de وَجَاهِدُهُمْ بِهِ جِهَادًا كَبِيرًا deyip, bu Kur'an-ı Kerim arkalık adet küreş kılış meseleleri, وَنَفْسِ وَمَا سَوَّهَا فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَهَا قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكَّهَا وَقَدْ خَابَ مَنْ دَسَّهَا Muş ayetlerinin hem Müslüman ise bu nefsini kontrol kılıp, bunu paklap tuğa adam nicatlık erişir o. Bunun keynik girip, menip ketken adam çoğu, harunudu, ziyan tatudu, Allah'ın rahmetini mehrum karudu. Lep netçi ayet bayan kılınışı, mesela efemen ittebe'a huda diyen o ayetli olsun. Ya ki yüzünün havai hevesi ki egeşitin agahlandığından nurgun ayetli var mıdır? Nurgun ayetli var. Bu şunun hemisi ne için bayan kılınan diyse, bu nefsi ölen küreş kılıçının ne kadar kıyım boğallıkı, hem bu özgürüp durduğun boğaçka. Şunu alimlerimiz deydi, Allah yolu da şehit bulaştın, Allah yolu da yaşaş ders dedi. Ne mi şun diyse? Mesela bir mümin şunda irade bağladı. Şunda irade bağlayıp, ben Allah'ın buyruğu boyunca hayatım, muş boyunca yaşayım ben. Dep irade bağladı. Mümkün bu iradesi de bir gün, iki gün, üç gün, hatta 15 gün turuşu mümkün özgürmeyi. Ki özgürüp kalış ihtimallık var mı yok mu? Elbette var. Vədini, Allah'a bəgən vədisini unutup qaldıqan, ya ki üzü, nəfsi taqat qılanmaydıqan bir işi duç gilib, şunu olan xatalışıb qaldıqan əhval insanlığın hayatını uçurab durdu. Allah'ın yolu da yaşaş dəs digəllik, bu yaşaş yolu da, uzun boğan dikən bu yaşaş, Allah ömür bəsə, nurğun işi duç gildiqan boğaçqa, insanlığın azduruşu səbəb bulduqan, insanlığın nurğun xata, münker işini kılışık sebep bulduğun nurgun yollarda, nurgun sınaklığa duş gildiğin boğaçka şu insan şunda iradesi kuşluk olsun mu? Ezip gitiş ihtimallığı, hatalışıp kalış ihtimallığı var. Şu alimlerimiz hayat edemge fitneden hali değiş mümkün emez dedi. Bir insan hayatla buldukken o kan yeşik, meyli yaş olsun hatta peri olsun madem bunun dinkin hem de sınaklı duç gelmeydi o, fitne pasatlı duç gelmeydi, uçurmaydı o,
diş bu mümkün emas dedi. İnsan hayatla bulduken çokum her kıl bütün fasatka her kıl hatalıkı duçar buluşu mümkün. Lakin cihat meydanı çoğduysa yani Allah subhanehu ve ta'ala takdir kıyam bozdu ya bugün gündü oh dedi ya bombardıman kırındı ya bir iş oldu. Can çoğu şap çıkıdı yani ölgendin ki illam çoğu o adamın nisbeten kıyamet oldu diyen gem. Allah'ın razılığı olan inşallah yüzden hayatını tüketti diyen gem cennet girişti diyen gem hem de. Hayat tükide. Şehadet ölen çoğu hayat tükide ölgendin ki insan onu azdırdığın fitneyi uçturmayı demdi. Şunun için Allah yolunda yaşaştın, Allah yolunda şehit buluştun, Allah yolunda yaşaş kiyin diye hep müşerrindir. Bu ne tanışımız lazım? Hayatla bulduk emmez, hayat Adem ezip gidişi mümkün, hayat insan hatalışıp gelişi mümkün, hayat insan Allah çekilgen için kıp gelişi mümkün. Bunun din elka, ben bunun dinkiyle de katli hatalıkı duçar bulmayı ben de geçişim diyemeydim. Hem şundaklı bir şahs yanı bir adam ki madem hatalaşmaydıgan adam hoş. Dep onda güvalık ne bileyim bir emmeydi. Şunun için bu yada yani nefsi ölen cihat kılıç çok cihat deyişti ki maksat şu. İnsan duç gildiğin her kıl egir bügür yolla çık boğaçka hayatta hatalaşıp geliş ihtimallığı her kandak insan kildiğin boğaçka şunun cep nefsi ölen küreş kılıç piyin boğaçka şunun nefsi ölen küreş kılıç hem çok cihat diyelim şu. Çünkü kiyinki cihatlarını kılıç için boşuna olan başlamışlar mümkün emez. Rahmet, Allah razı olsun. Rabbim müstehkem kutsun emrimizi.